Evet, sevgili Kürşat, yayına hoş geldin öncelikle. Ardından da hemen bir borsa yorumu alarak başlayalım seninle. Ne düşünüyorsun? Bu borsada dolar bazlı, TL bazlı rekorlar kırılacak mı, kırılmayacak mı konusu önemli bir konu. Hemen bir mevcut teknik görünümü senden alalım öncelikle. Herkese günaydın. Endeks tarafında tabii hem dolar bazlı seviyeler olarak çok kısa sürede güzel bir marj ürettik. Ve sizle de işte sürekli yayınlarda konuştuğumuz, hayal ettiğimiz seviyeler gelir mi gelmez mi şeyle baktığımız seviyelerde de geldiğini gördük. Yani 9300 bandına doğru bir tırmanış içerisindeyiz endeks tarafında. Bu 9300'ün üstünde tabii ki artık yani 300 dolar üstünde oturup oturmayacağımız bence önemli olacağını sorgulayacağımız bir haftaya giriyoruz artı 3000. Burada 300 dolar üstünde kalıcılığımız yani 2-3 gün kapanış almamız tabii ki bence pozitif olacak ama hep şunu bekledik ya hani yurt dışı tarafından bir yani dış finansman olarak hem tahvil tarafı hem borsa tarafı acaba buraya yani ciddi bir girişi göreceğimiz bir hafta mı olacak derken geçen haftaki veriler biraz düşük geldi bence açıkçası. Şöyle baktığımda son 3 haftaya işte yurt dışı yerleşiklerin alım miktarları yaklaşık işte 62 milyon dolar, 132 milyon dolar. Geçen hafta da 10 milyon dolar civarlarında böyle düşük rakamlarda seyrediyor. Geçen gün Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamada da orada şöyle bir şey söylemişti. İşte seçimden sonra dış finansmanın hani daha çok böyle yoğun bir şekilde geleceğine yönelik bir şey söylemişti. Tabii teknik anlamda baktığımda özellikle endeks tarafında geçişlerin yapıldığı bir haftaydı geçtiğimiz hafta. Yani işte demir çeliklerde marjlar ciddi anlamda fiyat anlamında düşük kalmıştı. Demir çeliklerde hareket başladı. İşte Tüpraş hareket edememişti. Tüpraş biraz marj açtı. Hakeza Petkim ciddi geri gelmişti. Petkim'de yine yukarı yönlü bir hareket gördük. Enerji hisseleri çok sert geri gelmişti. Ama havacılıkta tavın yaptığı yani %70'lere varan hani blue chip hisseler içerisinde gerçekten emlak konutun açtığı marjlar gerçekten muazzam marjlar oluştu. Ben bu hafta gelen veriler Merkez Bankası Başkanının ve başkan yardımcılarının yaptığı enflasyon raporunun sunumu ve önümüzdeki sürece baktığımızda ben açıkçası bu hafta faiz artırımı yapılacağını düşünüyorum. Büyük pozitif sürpriz mi olur bu yoksa negatif mi etkiler? Çünkü bir enflasyon rallisinden bahsediliyor şu anda borsada. Yani gerçekten temeli çok kuvvetli ya da yabancı girişi değil. Ya işte enflasyon yükseliyor, nominal olarak hisse senetleri de yukarı gidiyor rallisinden bahsediyor. Bir faiz arttırımı gelirse çok farklı bir yere taşınırız herhalde. Evet, faiz artırımı gelirse endekste biraz nekaat dönemine gireriz diye düşünüyorum. Yani oradaki tabii ki faiz artırımının bence vurucu gücü şöyle olabilir diye düşünüyorum Artuş Bey. Yani sonuçta hani finansman bekliyoruz, finansman girmiyor. Bir yerden rezervlerde ciddi anlamda geri çekilme var. 4-5 haftadır geri çekilme devam ediyor. Yani o istediğimiz tabloyu maalesef Ocak ayında oluşturabildik diyemiyorum. Ama Ortadaki yükselişe rağmen temelleri güçlü bir yükselişten bahsetmiyoruz. Ben böyle anlıyorum aynen söylediklerini. öyle. Yani ben şunu şöyle görseydik, yani işte biz buraya ciddi anlamda Merkez Bankası rezervleri açısından işte geçtiğimiz hafta ben ciddi anlamda bir giriş bekliyordum. Yani çok büyük bir giriş olmasını bekliyordum ancak öyle bir girişten bahsedemiyoruz. Burada muhtemelen hani Merkez Bankası burada ciddi anlamda bir faiz artırımına gitmezse biz sene sonuna kadar belki faiz indiriminden bahsedemeyeceğiz. Bir enflasyonla karşılaşacağız gibi duruyor. O yüzden evet Mart ayından sonra seçimlerden sonra yabancı daha önünü görebilecek gelecek falan ama bu sefer de tamam baz etkisiyle de güçlü bir şekilde geri geleceğiz ama sanki burada Merkez Bankası'nın böyle bir niyeti var. Ben 500 bas puan faiz artırımı bekliyorum açıkçası. Yapılmazsa da
Artık herhalde bir bildikleri vardır diyeceğiz yani. Ama Anladım. Ya orayı şöyle söyleyeyim sana. Yani işte iki tane neden söylüyor. Bir tanesi Cevdet Akçay'ın söylediği, işte biz faizleri arttırsak da sonuç olarak KKM gibi bir burada problem var. Sistem düzgün çalışmıyor. Bu faiz arttırmanın pek yararı olmaz diyor. İkincisi de bu zaten herkesin malumu, seçim döneminde ne maliye politikasıyla, ne gelirler ne giderler tarafında, ne bir harcamalarda tasarruf, ne de gelirler tarafında bir artış açısından bir düzenleme beklenmiyor. Bugün yine vardı işte kredi kartlarında, ticari kredi kartlarında daha fazla taksit yapılsın. İşte ondan sonra kamu bankalarının bir miktar tekrar kredileri arttırdığını görüyoruz. Dolayısıyla faiz arttırmama nedeni olarak bu söyleniyor. Benim doğrusu senin bu söylemin bana çok enteresan geldi. Bir faiz artışı olasılığı çok bir sürpriz yapar. Bu hafta çok konuştuğumuz, bizim de manşete çektiğimiz başlık esasında Türk lirasının reel değer kazanması. Şimdi onu söyleyeceğim. Swap hatlarının açılmadığı, yeterince girişim belki ondan olmadığı, seçimden sonra açılıp açılmamasına bağlı ne kadar girişi göreceğimizin belli olmadığı bir ortamda Türk lirası da değerleniyor. Yani bu değerlenme, eğer şimdi mesela 500 bas puan bir artış falan gelirse bence Türk lirasındaki değerlenme daha da artar. Bu acaba önümüzdeki dönemde seçim sonrasında bir başka risk olarak karşımıza çıkar mı? Yani buraya yabancı getirmek için bu sefer enflasyonla mücadeleyi belki bozabilecek bir Türk lirasında değer kaybı olabilir mi, olmaz mı? Ya bu devalüasyon konusu borsada konuşuluyor mu? İşin özü esasında sorum o. Ya zaten açıkçası bizimle arkadaşlarla sürekli kafa yorduğumuz ve kafa patlattığımız diyeyim daha doğrusu konu bu. Çünkü kazanımları hesaplarken TL bazlı hesaplamanın hiçbir esprisinin olduğunu düşünmüyorum ben. Burada marjlar açısından da işte kendi kazançlarımız açısından da dolar bazlı biz bir adım atabildik mi, bir attığımız taş kurbağayı ürküttü mü, buna bakıyoruz. Yani burada ben şöyle düşünüyorum. Cevdet Hoca geldikten sonra özellikle dolar TL'de o güçlü yukarı yönlü seçimden sonra bırakılan marjlar Cevdet Hoca'nın gelişiyle beraber kesildi. Yani şunu hesaplarsak Artunç Bey, yani son 6 aydaki dolar TL'deki marjlara bakarsak %15-16 civarında bir artıştan bahsediyoruz. Yani aslında şu anda Türk lirası mevduat size daha çok fazla dolar veren bir yapıda. Yani elinde dolar olan birisi için söylüyorum. Ama tabii ki orada beklenti ne? Dolar pozisyonu olanlarda beklenti ne? İşte geçen seçimlerde bırakmışlardı. Bu seçimde de bırakırlar. Ama bu sefer yani öyle bir ateşten gömlek ki burada devale izin vermek. Bence burada devalasyonu yani %20'lik, belki %15'lik ya da %30'luk böyle bir konuşulan devalüasyona seçim sonrasında izin vermek o patikadan bizi daha da uzaklaştıracak. Yani Merkez Bankası'nın koyduğu hedeften daha da uzaklaştıracak bir yere doğru gideceğiz. O yüzden ben ekip görevde kaldığı müddetçe özellikle Cevdet Hoca'da bir sıkıntı yaşanmadığı müddetçe, çünkü orada da biliyorsunuz bir sürü spekülasyonlar çıktı işte Cevdet Hoca'nın konuşmasıyla ilgili böyle. Ben açıkçası çok sert bir hareket beklemiyorum. Yukarı yönlü Evet. güçlü bir akım dolar TL'de beklemiyorum. Eğer öyle olursa işte hani borsayı aşağı çekelim, yabancıya da giriş fırsatı verelim, biraz da dövizi yukarı bırakalım. Marjların %10-15'in de üstüne böyle çok çok çıkacağını düşünmüyorum yani. Seçimden sonra bırakacaklarını açıkçası düşünmüyorum. Çünkü buraya sadece seçimden sonra gelen yatırımcıya sözler vermiyor ki, seçimden önce gelen yatırımcının ne suçu var? Tahvillere Evet, gelen, tabii. ondan sonra diğerlerine gelen bir sürü o ikna edilmeye çalışan insanların ne suçu var? Yani onları bu sefer tokatlamış durumda olacağız. Evet. Yani ben o yüzden TL pozitifim. Yani şöyle pozitifim. Değer kaybı reelde değer kazancı devam edecek. Mevduat tarafına baktığımızda da İşte 6 aylık olarak baktığımızda değerlendirdi. Şu anda %22,5, %23, belki %20 bantlarında olan TL mevduat ama dolar TL'de daha fazla bir daha düşük bir marj var ve
Bunun da borsaya etkisi ne olur? Türk varlıkları değerlenmeye devam eder. Enflasyon karşısında biz kazanımları korumaya devam ettiğimiz müddetçe nasıl TL mevduatta olan dolarda olana göre daha fazla doları olacaksa Türk lirası varlıklarda olanların da muhtemelen bu şekilde. Ama burası riskli bir platform. Yani çünkü getiri arayışı, hızlı getiri arayışı da olan insanların bulunduğu yerdeyiz. Burada hızlı getiri arayışı içinde bulunan insanlar da haber akışlarına çok sert tepki verebiliyorlar. O yüzden bence endeks bu seviyeye kadar güzel bir şekilde geldi. Bu seviyeden sonra belki bir 9500-9600 bantlarına kadar uzama ihtimalimiz olabilir. Ama sonrasında yani beklediğim gibi eğer yani böyle bir Merkez Bankası tarafında bir faiz arttırımı ciddi anlamda mesela yani 500 bekliyoruz ama sizce de şey değil mi? Daha fazla yapılması gerekmiyor mu? Ya şimdi bu tabii enteresan bir konu. Birazcık temelle ilgili problem olunca ben şöyle düşünmeye başladım. Yani faiz arttırımını yapmak ve reel faiz vermek bir zaruret. %100 yapılması gerekiyor. Ama yaptığınızın 3 ayağı var ya. Bir tanesi gelirler, bir tanesi giderler konusu. Onlar hep yapısal reform. Yani mesela vergi konusundaki düzenlemeler bir yapısal reform. Ama tasarruf konusunda, giderler konusunda bir şey yapmazsan, bu üçünden herhangi birini eksik yaparsan yani veya birini çok yapman o diğer ikisinin yerini tutmuyor. O yüzden faiz arttırımının da tek başına bir getirisi yok. O bir başlangıç ve bir yere taşıyor. Faizin doğru olması lazım. Faizin doğru olabilmesi için de gelirler ve giderler tarafında da bir şey yapılması lazım. Ve bunun yapılmayacağı söyleniyor. O zaman faizi arttırsan ne olacak? Ekonomiyi çok hızlı şekilde durgunluğa sürüklersin. Ama ondan sonra harcamalarını, tasarruflarını düzgün yapmazsan yaşadığınla kalırsın. O yüzden evet faizin daha yukarıda olması lazım pozitif reel faiz anlamında. Ama faizi arttırıyorsun mevduat faizi düşüyor. Çünkü bankalar kredi dağıtmak istemiyorlar gibi anormallikler var. Ben o yüzden faiz arttırımı olacağını düşünmüyorum. Görürsem çok şaşırırım. Ama şu konuda sana katılıyorum. Türk lirası reel olarak değerleniyor ve değerlenmeye devam edecek. Çünkü bu enflasyonla mücadele konusunda basit bakış açısı başka bir çıkar yok. Çünkü enflasyona çok büyük bir geçişkenlik var. O yüzden kur baskı altında tutulmaya devam edecek. Seçimden sonra da işte likitte girişleriyle ve alınan önlemlerle, vergisel önlemlerle birlikte Türk lirası daha değerlenecek. Ondan sonra rezerv arttırılacak ve Türkiye'de enflasyonla mücadelede belki hani 36'lar falan değil kesinlikle. Çünkü Hakan Karan'ın büyük tweetinde de vardı. Hani piyasa beklentisi zaten 40'lara doğru gidiyor. Bence daha yukarılara gidecek. Türkiye bence bir stagflasyona doğru gidiyor. Durgunluk ve enflasyonu aynı anda yaşayan bir yere doğru gidiyor. Bence borsaya o açıdan bir değerlendirme gerekecek tekrar. Son bir değerlendirme alalım senden. Anladığım kadarıyla yanlışım varsa düzelt. Piyasa bu noktadan sonra bir yataya döner artık. Hani belli şeylere geldik, rekorlara geldik. Bundan sonra piyasa bence en iyi ihtimal bir yataya döner düşüncesinin senin tarafında ağırlık kazandığını düşünüyorum. Bilmiyorum yanlışım var mı? Lütfen sözü sana bırakıyorum. Yani şu anda trendin açıkçası keyfini çıkarıyorum. Hani trend devam ediyor. Trendin aksine bir emare görmüyorum hala teknik anlamda. Ama şey tarafına baktığımda dediğim gibi yaşadıklarımıza, ondan sonra Merkez Bankası bacağına, TL'deki değer kaybı, ondan sonra endeksteki hisselerin upside'ları, yani aracı kurumların yurt dışı, yurt dışı bunları veren aracı kurumların verdiği upside'lara baktığımda evet, trend hiç beklemediğimiz şekilde çok güçlü bir şekilde, yani beni de yanıltabilir, çok güçlü bir şekilde yoluna devam edip belki 10.000 seviyesine kadar, 10.300-10.500 seviyesine kadar da devam ettirebilir bu güçlü akımı. Bu konuda herhangi bir şey söylemiyorum. Zaten aksine bir emare görmediğim müddetçe de trendin içinde kalmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi burada gerçeklerimize baktığımızda, gerçeklerimizde bence Merkez Bankası bu hafta dediğim gibi faiz arttırımı düşünecektir diye düşünüyorum.
ve faiz arttırımını yapmak isteyeceklerdi. Çünkü bu ay yapmazlarsa Mart ayında yapmalarının bence hiçbir esprisi yok. Bu yani Ocak'ta yapmalılardı ya da Aralık'ta gerçekten güçlü bir şey yapılmalıydı. Oralarda böyle 250-250 bırakıldı. Enflasyonun girişi belli, geleceği yerler belli, yapılan zamlar belli. Ama bundan sonrasına baktığımda, evet bundan sonrasında önümüzde çok önemli bir karar var. Nedir? İşte Halkbank davası var Şubat ayında. Hani endeks açısından katalizör olabilecek. Onun haricinde de işte Mart'ın ilk haftasında Fitch'in belki ilk not artışını da alacağımız şey olacak. O yüzden bu Şubat sonu itibariyle diyelim bir nekaat dönemine girme ihtimalimiz olabilir. Eğer böyle bir karar gelirse. Karar gelmezse yolumuza devam ederiz. Evet. Böyle bir karar gelirse bir nekaat dönemine gireriz. Orada ne olur? 9500 tepemizse, 9600 tepemizse 8800-9600 arasında bir gezme hareketi olabilir. Ya da işte 9100'de belki yani satışlar karşılanırsa. Hı hı. 9100 bantlarını tutamazsak da işte 8800'lere kadar gelme ihtimalimiz olabilir diye düşünüyorum. İsterseniz ekranı yansıtalım. Şöyle hemen göstereyim. Tabii buyurun. Yani soru esasında enflasyon rallisinin sonuna geldik mi gelmedik mi? Tam olarak o noktadayız şu anda. Trendin aksine bence emare görmediğimiz müddetçe devam. Devam. Ama bu hafta bence Merkez Bankası kararında şapkadan tavşan çıkarsa endeks tarafında da satışlar gelir. Onun haricinde de işte hani bu bölge 9 günlük hareketli ortalamalarımız eğer buralara tutunamazsak 8900 bantları ya da 8900 bantları diyelim. Bu bölgeye doğru bir hareket gelme ihtimali olabilir mi? Olabilir ama çarşamba gününe kadar herhangi bir çok böyle endeksi etkileyebilecek bir şey yok. Hala marj açma hareketleri devam ediyor hisselerde. O yüzden endeksteki güçlü duruş belki buralarda devam edebilir. Yani 9200 ile 9450-500 aralığında böyle bir bölgede tutunabiliriz. Bence perşembe günü donatın kuyruğu kopacak diye düşünüyorum. Peki. Kürşat çok teşekkür ediyorum. Verdiğin değerli bilgiler için haftanın geri kalanında sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Selamlar, saygılar.